Konya'da birlikte yaşadığı Ayşe D'yi dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Pili Reis Parkı'nda meydana gelmişti. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe de evden çıkıp parka gitti. Peşinden parka gelen Özgür Duran iddiaya göre onu dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede de Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında kasten adam öldürme suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede yargılamanın ömür boyu hapis cezası sistemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da mütalasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek kasten adam öldürme cezasının en alt sınırdan tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi. Dördüncü kez hakim karşısında çıkan Kadir Şeker ilk kez salonda hazır bulundu. Tarafların aileleri ve avukatları da salonda yerlerini aldı. Duruşmada mahkeme heyeti avukatının mütalaya yönelik savunmalarıyla Şeker'in son savunmasını alıp hakkındaki kararı açıkladı. Mahkeme Kadir Şeker'i 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.